Herkese merhabalar. Bir Bilgen yani Çelimi programı ile her zaman olduğu gibi yeniden karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün başlıktan da anladığınız üzere gıdalarımızı 25 yıl boyunca bozulmadan nasıl saklayabiliriz ve hangi gıdalara ne şekilde 25 yıl saklama metodu uygulayabiliriz, bu konuyu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere hazırlıkçılığın en önemli konularından birisi de gıda saklamaktır. Her ne kadar konserveler ve paketli gıdalar belirli bir SKT'ye ulaşabiliyor olsa da bunlar genellikle çok fazla değildir. Öyle ki en çok güvendiğimiz konserveler bile ortalama olarak 3 yıl ile 5 yıl arasında dayanır. Bunun nedenlerini videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağız. İşte şimdi yorumlara şimdiden yazmayın, yani askeri konserveler falan var diye o konuya gireceğiz. Peki biz Türkiye'deki hazırlıkçılar olarak 25 yıl boyunca hangi gıdaları ne şekilde saklayıp muhafaza edebiliriz? Şimdi arkadaşlar, videoya başlamadan önce şu bilgiyi vereyim. Bu video 3 bölümden oluşacak. Birinci bölüm, şu an görmüş olduğunuz gibi örnek elimde zaten bir tane var. Bir tane Mylar poşet ve oksijen emici kullanılarak, tabii bunun ne şekilde yapılacağını da anlatacağım. Bir adet 25 yıl dayanıklı Mylar gıda poşeti nasıl hazırlanır? Elimde şöyle iki tane örnek var. Bu konuyu işleyeceğiz. İkinci bölümde, videonun ikinci kısmında, diyelim ki belirli bir miktar para ayırdınız. Yani dediniz ki ben kenara şöyle 300 liralık, 500 liralık bir gıda stoğu yapayım. Ama bu hani bir kere koydum mu kafam rahat etsin. Böyle 20-25 yıl bozulmasın, bayatlamasın, böceklenmesin dediniz. Adetli olarak bunu ne şekilde yapabilirsiniz? Ayrıca Mylar poşetin olmadığı yerlerde pet şişe ya da kavanoz gibi alternatif ambalajları ne şekilde kullanabilirsiniz? Bunu işleyeceğiz. Üçüncü bölümde ise arkadaşlar, kafanıza takılabilecek olan sorular ya da sorunları ve bu işle alakalı ipuçlarını, işte az önce dedik ki askeri konserveler var mı yok mu, ne şekilde var, konserveler neden bununla oluyor olmuyor. Üçüncü bölümde de bu konuyla alakalı olabildiğince kafanızdaki soru işaretlerini cevaplayacağız ve videoyu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar, işleme başlamadan önce elimizde zaten ne dedik? Bir tane şöyle numunelik maylar poşet var. İşleminiz bittiği zaman eğer içerisinde makarna, bulgur, bakliyat gibi bir ürün varsa, ki zaten bunlara daha çok uygulanıyor maylar poşet uygulaması, bittiği zaman işlem, yani ortalama bir gün sonra bu şekilde oluyor. Eğer kakao gibi bir ürün paketleyecekseniz, kakao yapısı gereği çok fazla böyle, nasıl anlatsam, sert bir gıda olmadığından dolayı şöyle sanki biraz daha hava varmış gibi görünebilir. Bunu da şuradan anlarsınız. Şu dibinde hava kalıp kalmadığını anlarsınız. Mylar poşet uygulaması yaparken en önemli hususlardan biri şudur: poşette asla delik olmamalıdır. Eğer poşette delik olursa işlemi yapamazsınız. Peki, Mylar poşet uygulaması yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi arkadaşlar, Mylar poşet uygulamasında şöyle bir olay var. Hani yabancı videolarda da izlediğim kadarıyla, ki Türkiye'de de yapan bir iki kişi var izlediğim kadarıyla, genellikle içindeki havanın çekildiğini gördüm. Yalnız edindiğim bilgiler doğrultusunda şöyle bir şey var. Eğer Mylar poşetlerin içerisine koyacağınız oksijen emicileri doğru adette koyarsanız havasını çekmenize gerek yok. Eğer derseniz ki ben yine de havasını çekmek istiyorum, işimi garanti altına almak istiyorum, şimdi şöyle internette satılan işte araç temizliğinde kullanılan süpürgeler var. Yalnız bunlar hem çok maliyetli, yani böyle bir iş için maliyetli, gerek yok. Hem de çok fazla güçlü değiller. Onun yerine şöyle bir hortum kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Poşetin içerisine koyup havasını çekebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, eğer oksijen emiciyi poşete göre doğru adette koyarsanız bu işleme gerek yok. Adedi ne şekilde belirleyeceğiz derseniz, şöyle ebatları büyük ihtimalle şu an ekranın kenarında görüyorsunuzdur. Büyük boy diyebileceğimiz orta büyüklükte bir poşet için 2 adet. Şöyle küçük bir maylar poşet için 1 adet oksijen emici kullanıyoruz. 2 adet
Bir adet. Ebatları zaten görüyorsunuz şu an ekranın kenarında. Oksijen emici nedir? Onu da söyleyelim. Oksijen emici. Mylar poşetin içerisine koyup ağzını mühürledikten sonra içeride kalan oksijeni emmek suretiyle içeride hiçbir şekilde hava bırakmayan bir malzememiz. Merak etmeyin, öyle gıdada zararlı bir şey değil bu. Zaten gıda firmaları da kullanıyor bu yöntemi. Biz bunu daha da gelişmiş bir versiyonunu kullanacağız. Hatta bazı bilim kurgu ya da askeri filmlerde görürsünüz. Özellikle Amerikan filmlerinde. İşte askerin böyle içerisinden bunun yeşillerinden çıkar. Aslında baktığınızda o da maylar. Bu uygulamadır. Bu şekilde yıllarca dayanabiliyor bu gıdalar. Peki işlem nasıl yapılıyor? Ben şu an elimde örnek olarak tel şehriye var. Küçük ambalaj yapacağım o yüzden. Eğer elimde 2 paket olsaydı bu yaklaşık 1,5 paket kadar alıyor makarnadan. Bundan yapacağım. Şimdi o yüzden şunu kenara koyalım. İlk önce maylarımızı açıyoruz. Mayları açtıktan sonra alt kısmını şu şekilde yaparsanız biraz daha kolay yerleştirirsiniz içine. Ardından içine koyacağımız gıda malzemesi. Bu makarna olabilir, tel şehriye olabilir, barbunya, kuru fasulye gibi kuru bakliyat olabilir. Bu gıda malzemesini maylar poşetin içine koyuyoruz. Şimdi bunu yaparken iki tane şıkkınız var. Üzerine tarihlerini yazmanız lazım. Normalde ben ikinci bölümde göreceksiniz. Şu şekilde yapıyordum. Önce mayları koyup kağıt bantla üzerine yazıp yapıştırıyordum. Eğer siz bunu yapmak istemiyorsanız, yani toplu bir alışveriş yapacaksanız, bir tane kağıda bunu not alıp herhangi bir kutunun içerisine koyacaksanız bunları, oraya bir tane kağıda da yazabilirsiniz. Eğer farklı tarihlerde aldıysanız benim gibi şu şekilde yapın. Benim size tavsiyem, şöyle bir kağıt bant yırtın. Mayların üzerine koyun. Çok fazla bastırmadan. Bunun üzerine yazın. Mesela ben şu an bu paketlemeyi 2023 yılında yapıyorum. 25 yıl dayanıyor dedik. Yani bu 2048 yılına kadar dayanacak. Mesela burada ne yapmışım ben? Paketlenme tarihinden itibaren bunun kaç yıl dayanacağını yazmışım. Gıdanın muhteviyatını, yani içerisinde ne olduğunu yazmışım. Benim paketleme tarihini yazmışım. Ve içine koyduğum gıdanın son kullanım tarihini yazmışım. Bu sayede 25 yıl sonra bunu gün ay olarak ben bunu hangi tarihte paketlemişim? Paketlediğim gıdanın SKT'sinin ne kadar kalmış? Ve bu maksimum kaç yıl dayanır? Bu şekilde tam net tarihini bilebilirim. Bozuldu mu, bozulmadı mı diye. Dediğim gibi eğer toplu olarak alacaksanız gerek yok. Şöyle de koysanız olur. Etiketsiz. Ama farklı tarihlerde yapacaksanız ben bu şekilde paketlerim. Kaç dedik? 2048. Buraya yazdık. Ürünün muhteviyatı nedir? Tel şehriye. Şimdi arkadaşlar işin bu tarafından sonra size küçük bir taktik vereceğim. Bu işlemi yaparken maylar poşetin ağzını şu şekilde standart bildiğimiz saç maşası arkadaşlar bu. Yani öyle ekstrem bir malzeme değil. Şöyle saç maşasıyla mühürlemeniz lazım. Sağlıklı olmasını istiyorsanız hem alttan hem üstten mühürleyin. Yani çift mühür. Bu sayede kolay kolay hava geçirmez. Örnekte olduğu gibi. Yalnız bunu yapmadan önce size bir taktik öğreteyim. Şimdi bazen mesela dedim ya, şu mesela 1,5 paket alıyor. E ne yapıyorsun bu defa? 2 paket almadığı için bir kısmını diğerine aktarıyorsun. Ölçüyü fazla mı az mı koyup koymadığınızı bilemiyorsunuz. Yani şurada bir referans payı olmalı. Şunu uygulayabilmek için. Oksijen emici koymadan ve maşayı fişe takmadan önce şöyle bir bakın. Mesela şu an bu küçük pakete benim koyduğum yarım kiloluk şehriye 500 gram tam gelmiş.
Masaya da şöyle bir boşluk bırakıyor. Demek ki işlem için uygun. Bunu yaptıktan sonra oksijen emiciyi içine koyuyoruz. Bu ne dedik? Küçük olduğu için bir adet dedik. Bu oksijen emiciler normalde adetli gelir. Ben bunları daha önceden işlem yaptığım için açtım. İkinci bölümde bunun sıfır halinin nasıl açıldığını göreceksiniz. Havası kaçmasın diye hem buzdolabı poşetine hem de kavanoza koydum. Oksijen emicinin şöyle bir olayı var arkadaşlar. Açık havada uzun süre kalmamalıdır. İşlemi yapar yapmaz hemen ya bir kavanoza ya bir poşete hemen aktarıp ağzını sıkıca bağlayıp havayla temasını kesin. Aksi takdirde odadaki bütün oksijeni ememeyeceği için kendi bünyesinden daha fazla oksijeni alıp işlevsiz hale gelecektir. Ben de maşallah 100 kere paketlemişim bunu. Bunu yaptıktan sonra hemen gıdanın içerisine şöyle itin. Ve havasını olabildiğince elinizle alıp şuradaki kilidinden, bu maylarların kilitli oluyor genellikle. Alacaksanız kilitli alın. Kaliteli alın yani. Şöyle yapıp ağzını kapatın. Arta kalan oksijen emiciyi hemen vakit kaybetmeden olabildiğince hızlı şöyle paketleyin. Diyeceksiniz ki adet çok olursa bunu nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde anlatacağım ikinci bölümde. Bunu yaptıktan sonra şimdi maşamızın ısınmasını bekleyelim. Hemen bakalım ısınmış mı ısınmamış mı? Isınmış. Bu şekilde güzelce ağzını mühürlüyoruz. İçini daha fazla da doldurabilirdim ama ben bu videoyu şu an siz görün diye numunelik olarak yaptığım için siz dediğim gibi çoklu adette bunu nasıl yaparsınız onu göstereceğim ikinci bölümde. Bu video biraz uzun olacak tahminimce çünkü bu önemli bir konu gıda saklamak. O yüzden biraz sabırlı olacaksınız. Ama bu kadar detaylı bir anlatımda biraz zor bulursunuz. Bence bulmuşken değerlendirin. Şimdi arkadaşlar biraz da şöyle sabit tutalım. Normalde bu bile yeterli. Ama işin daha sağlıklı olmasını istiyorsanız ki en doğrusu bu. Çift mühür yani hem alttan hem üstten. Yani şuradaki kilidin hem altından hem üstünden mühürleyin. Ki garanti olsun. Artık bu mühürlendi. Hem alttan hem üstten mühürlendi. Ertesi gün eğer poşette herhangi bir delik olmazsa görmüş olduğunuz şu pilavlık pirinç maylar poşetinde olduğu gibi içindeki bütün hava büzüşecek. Daha doğrusu çekilecek ve torba büzüşecek. Eğer içine koyduğunuz gıda yani makarna, işte barbunya, kuru fasulye gibi kuru bir gıda olduğu halde böyle olmuyorsa maylar poşetiniz, bilin ki poşetin herhangi bir yerinde delik vardır. Hemen kontrol edin. Yüksek ihtimalle bir sızıntı olduğu için onu hemen açıp tüketin. Çünkü eğer maylar poşet hava alıyorsa yapacağınız işlem, üzülerek söylüyorum, boşa gitmiştir. Ama merak etmeyin. Maylar poşet öyle kolay kolay da delinen bir şey değil. Yani ben işte yaklaşık bir 15 tane falan yaptım. Bir tane falan bir delik çıktı yani öyle söyleyeyim. Bayağı düşük adette çıkıyor yani öyle çok delinmiyor bu. Delinmediği takdirde böyle olacak. Yalnız içine koyduğunuz gıda yani mayların içine koyduğunuz gıda kakao gibi görece daha yumuşakımsı. İşte böyle daha kararsız bir gıdaysa o zaman şöyle olabilir. Yani bunun gibi sert duramaz çünkü kendi sert değil. O zaman da hava alıp almadığını şu mühürü vurduğunuz yerin altındaki boşluğu çekerek anlarsınız. Eğer burada şöyle maylar gelmiyorsa tamam bu da olmuş demektir. Kakao gibi yumuşak gıda maddeleri böyle pirinç, makarna, bulgur, fasulye gibi
bakliyat ve kuru gıda tarzında ürünleri yerleştirdiğiniz zaman Mylar poşet böyle olacaktır. Bu önemli bir husus. Ondan sonra bir 10 yıl sonra falan paketi açarsınız, kurtlu murtlu görürsünüz. Kulaklarımı çınlatmayın. Burada bizim amacımız insanları doğru bilgiyle hayatta tutabilmek ve onlara yardımcı olabilmek. Evet arkadaşlar, birinci bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Neydi ikinci bölüm? Bir adet numune nasıl yapıldığını gördünüz. Şimdi bunu diyelim ki 300 lira, 500 lira artık ne kadar bütçeniz varsa kenara koydunuz. Dediniz ki ben böyle bir kenara hazırlık yığayım dediniz. Bunu 10 adette, 15 adette nasıl yapabilirsiniz? Mylar poşet yoksa alternatif olarak neler kullanabilirsiniz? Bunu işleyeceğiz. Üçüncü bölümde de son konuları işleyip videoyu bitireceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, yeniden merhabalar. Şimdi videonun ikinci kısmına geldik. Büyük ihtimalle videonun ilk kısmında zaten size bir adet Mylar poşet hazırlığının ne şekilde yapıldığını gösterdim. Hatta bunun yapılmış örneklerini de sundum. Konuyu az çok aktardım. Ama bu Mylar seti ilk nasıl geliyor? İlk nasıl muamele yapmanız gerek? Ya da çoklu adetlerde paketlemeyi ne şekilde yapmanız gerek? Bunlardan büyük ihtimalle bahsetmemişimdir. Bu video biliyorsunuz çünkü iki bölümden oluşacak demiştim videonun başında. Asıl aslında ilk kutu açılışını şimdi yapacağız. İnternetten şöyle görmüş olduğunuz gibi oksijen emici ve Mylar poşetlerden aldık. Bunları aldıktan sonra şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bunlar adetli geliyor. Arkadaşlar size küçük bir dipnot. Bu Mylar poşeti alacaksanız, yani Türkiye'de bunu çok yapan yok zaten de, işi bilen kişilerden alın. Çünkü bunların set olarak alınması lazım. Ve bu oksijen emicileri öyle kafanıza göre atamıyorsunuz. Burada ben yazdım zaten neye ne şekilde uygulama yapacağınızı. Bunları açtığınız an itibariyle havayla olabildiğince hızlı bir şekilde iletişimini kesmeniz lazım. Çünkü açık alanda bu kalırsa ömrü azalır, işlevini yitirir. Yani ortamdaki oksijeni emmekten ambalajın içindeki oksijeni ememez. O yüzden bunu açar açmaz hemen poşetlemeniz lazım. İnternette bunun için genellikle hemen kavanoza koyuyorlar ama ben bu işi bir tık daha yukarı taşıyıp buzdolabı poşeti kullanacağım. Şimdi arkadaşlar, önceliğimiz bu oksijen emici, ben tablet diyorum, oksijen emici tabletleri, oksijen emici diye geçer. Oksijen emicileri hemen açıp onarlı onarlı paketler halinde ya da beşerli artık elinize ne varsa hemen poşetin içine yerleştirip ardından kavanozlara koymak ki özelliğini yitirmesin. İlk yapacağınız iş bu olsun. Çünkü bunu böyle açıp tek tek içine koymaya başlarsanız özelliğini yitirir arkadaşlar. Bunların hemen havayla iletişimini kesmelisiniz. Bunu açtık değil mi? Açar açmaz hemen. Ya onarlı onarlı sayamıyorsanız en azından şöyle takribi el hesabı koyun. Çünkü adetli gelecek. Kenarları şey olduğu için delebilir poşeti. Hemen şöyle kavanozların içine yerleştirin. Yani havayla irtibatını hemen kesmeniz lazım. Sağlıklı olması için işlemi. Kavanozlamakla uğraşmayalım. Önce yapacağımız şu olsun. Önce poşetleyelim. Kavanozları ben küçük aldım. Ben de şu an ilk defa yapıyorum ama normalde bu yöntemi ilk ben kullanıyorum. Yani internette görmedim hani bu şekilde detaylı ayıran hani hızlı bir şekilde. Şöyle ayıralım, küçük küçük grup. En son ben bunlara uygun bir kavanoz seçeyim. Bu küçük kavanozlardan başlayacağız tüketmeye. Bunlar için şöyle büyükçe birkaç kavanoz bulayım. Yani şunu yapmayın. İşte ben bir iki tane alacağım, açayım, koyayım. Sonra bu açıkta sakın böyle bir şey yapmayın, gider. Artık oksijen emicileri güvence altına aldık. Bu da fazladan kalsın. Şimdi elimizde şöyle küçük bir poşetimiz var, ağzı bağlı. Şimdi arkadaşlar, bunları öyle kafanıza göre oksijen emici atamıyorsunuz. Hepsinin kendi iç ebatlarına göre bir oksijen emebilme kapasitesi var. Yani ebatlardan kastım şu poşetlerin ya da içine koyacağınız artık bidon mudur neyse onun ebatına göre bir oksijen emebilme potansiyeline sahip. Yani fazla değil. İlk önce Mylar poşetlerimizi alıyoruz. Şu an büyükten başlayacağım arkadaşlar. Bunlar küçük. Makarnamızı aldıktan sonra bakıyoruz. Bunların SKT'leri birbirine yakın. Zaten hepsi de aynı tip. Bunu şöyle kağıt bant üzerine
Baştan yapın ki şişikken zor yaparsınız arkadaşlar. Kağıt bant neden kullanıyoruz? Üzerine yazı yazması kolay diye arkadaşlar. Şöyle yapıştırdınız. Doğal olarak biz 2022 yılındayız. 2023'e çok bir şey kalmadı ama hadi biz eksik hesaplayalım. İsterseniz daha detaylı bilgi de yazabilirsiniz. İşte şu tarihte paketlenmiştir gibisinden. Ya da bundan kesip bir parça da yapıştırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben mesela bunun 2000... Farkındaysanız etiketi şöyle ortaya koydum. Bunun nedenini göreceksiniz. Çünkü maşayı büyük ihtimalle buradan vuracağım. Sonra şu şekil kilidini açtık. Biraz daha alır mı? Alır. Ne kadar dolu olursa o kadar iyi. Tamam. Az sonra maşayla ısıtacağımız için böyle maşalık yer bırakmamız lazım. Bakalım şöyle. Tamam, maşayı kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli husus şu. Buna kalkıp da hemen oksijen tableti atmıyoruz. Bunu toplu bir şekilde yapacağız. Peki ne yapıyoruz şu an? Yapacağımız işlemi hemen söyleyeyim. Bundan birkaç tane böyle yapacağız. Bunun gibi koyacağız böyle 5-6 paket, 10 paket. En son hemen içlerine oksijen emici tabletimizi atıp ondan sonra hemen havasını çekip maşayı öyle bulacağız. Çünkü siz kalkıp her seferinde bunun içine atarsanız bunu tek tek yapmanız durumunda oksijen emicinin özelliğini kaybetmesine neden olabilirsiniz. Bunu şöyle alıp bir kenara koyuyoruz ve ikinci poşeti alıyoruz. Evet arkadaşlar, burada bayağı bir paket yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane maylar poşetini hazırladım bu şekilde. Şimdi bunların içerisine oksijen emici koyacağız. Tabii bunların ebatı orta boy olduğu için 2 adet koyacağız, 1 adet değil. Ardından içindeki havayı çekip maşayla, maşayı da açalım ısına dursun. Maşayla da ağzını mühürleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir ince detay var. İçindeki havayı hani bazı kaynaklarda çekmenize gerek yok diyorlar. Oksijen emici yeterli diyorlar ama bu bir ek önlem. Bir, genelde videolarda gördüğüm yöntem şu şekilde bir araç içi şarj süpürgesiyle yapabiliyorsunuz. Bunlar normalde çakmaklıkla kullanılıyor. Bu şekilde adaptörünü çeviricisiyle beraber yapabilirsiniz ama açık konuşayım. Arkadaşlar, gerçekten güçsüz. Yani boşuna paranızı harcamayın. O yüzden ben ikinci yöntemi, kendi bulduğum yöntemi deneyeceğim. Klasik şöyle nal buradan 2-3 liraya. Rica ederseniz bedava bile verildi. Bununla havayı çekin, 1000 kat daha iyi. Eğer havayı çekmek istiyorsanız. İkişer ikişer koyuyoruz. Hemen içine yerleştirdik. Ardından maşayla mühürledik. Güzelce kontrol ettik. İçine 2 adet oksijen tabletini koyduk. Çift taraflı mühürledik. Burada yaklaşık 1,5 ambalajlık makarna var. Üzerine SKT'sini ve çeşidini, o çeşit makarna olduğunu, işte kendi paketlediğimiz tarihi ve paketlerin ortalama SKT'lerini yazdık. Bizim için asıl önemli olan şurası arkadaşlar. İçinde ne olduğu ve hangi tarihe kadar kullanılabilir olduğu.
Şimdi arkadaşlar, klasik maylar poşet işleminin nasıl olduğunu gördünüz. Ama diyelim ki elinizdeki maylar poşetler bitti. Alacak paranız yok. Ya da görece güvenemediğiniz bir gıda var. Yani çok da böyle dayanıklı olacağına inanmıyorsunuz. O yüzden elinizdeki mayları daha SKT'si yeni olan gıdalara ayırdınız. Görece eski olan gıdanızı da başka türlü saklamak istiyorsunuz. Çok fazla sağlıklı olmasa da az bir miktar kanserojen de ihtiva etse, Amerika'da da bu yöntem çok kullanılır, PET şişelerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta hava geçirmiyor bakmış olduğunuz zaman. Gayet dayanıklı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi bunun içerisinde un saklayacağım. Yalnız biliyorsunuz bunda böyle maşa falan kullanamayacağız. Ne şekilde mühürleyeceğimi hemen göstereceğim. Koli bandıyla elektrik bandı kullanacağız işlemin sonunda. Ne demiştik biz? 5 litreye 5 adet koyuyoruz demiştik. Şimdi öncelikle huni kısmımızı ayarlamamız lazım. Huni için size küçük bir taktik vereceğim. Çünkü biliyorsunuz bunların ağzı dar olduğu için öyle her türlü huni olmuyor. İçine koyacağınız şey için huninin ağzı küçük olabilir. Şöyle çok kolay bir yöntem göstereceğim şimdi size. Bunu alıyorsunuz. Şöyle bak iyi. Bu arada hani söyleme gereği bile duymuyorum ama maylarların ve bidonların içinde nem, toz gibi şeyler olmamalı. Bu şekilde koyuyoruz. Artık bir hunimiz var. İçinse şu tüyoyu vereyim arkadaşlar. Hani sakın böyle ağza kadar doldu deyip bırakmayın. İyice vurun. Dibine dibine çöksün. Çünkü adeta bir an var hiç bitmeyecek gibi sandım. Vurdukça aldı, vurdukça aldı. Yani her zaman bir hava boşluğu oluyor. Şimdi sağ sol un olduğu için bant tutmaz diyerek ben şöyle güzelce siliyorum burayı. Arkadaşlar kalkıp da sakın ıslak bir şeyle silmeye kalkmayın. Un direkt ıslandığı için hamurlaşır, yapışır. Daha beter başınıza bela olur bu işlem. O yüzden kuru bir şöyle peçeteyle alın hemen. Önce elektrik bandı. Elektrik bandı kullanmamın nedeni şu. Elektrik bandı elektrik işlemlerinde kullandığı için koli bandına göre bir nebze daha dayanıklı. Böyle açılıyor ya. Kapanış yönünde yapalım ki bandımızı. Dediğim gibi kapanış yönünde sıkıca sıktık zaten. Ondan eminiz. Bunu da yaptıktan sonra bu defa koli bandıyla şu şekilde ilk elektrik bandıyla ardından koli bandıyla güzelce kuruyken ıslatmadan ağzını mühürledik. Şimdi benzer bir işlemi kavanozda yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci bölümde bir adet maylak poşeti nasıl hazırlıyorsunuz bunu öğrendiniz. İkinci bölümde adetli olarak bunu nasıl yapabilirsiniz? Aynı zamanda maylak poşetin olmadığı yerde hangi alternatif ambalajları kullanabilirsiniz bunu öğrendiniz. Şimdi son bölüme geldik, yani üçüncü bölüm. Biz bu maylak poşetlerde hangi gıdaları ve ne şekilde saklayabiliriz? Aynı zamanda konserve gibi alternatif ürünlere de bu maylak poşet uygulamasını yapabilir miyiz? Öncelikle konserve konusunda bir konuya değinmek istiyorum. Şu an sivil kullanımda satılan konservelerin ortalama ömürleri 3 yıl ile 6 yıl arasında. Diyeceksiniz ki konserveler de 20-25 yıl dayanmıyor. Normalde konserveler 20-25 yıl dayanır. Yalnız konservenin kendisi yani malzemesi 20-25 yıl dayanmıyor arkadaşlar. Hatta açık konuşayım böyle 1-2 yıl önce aldığınız konserveler bile marka ya da kalitesine göre üstten üstten paslanmaya çürümeye başlıyor. Yani normalde konservenin kendisi 25 yıl dayanabilse evet konserve gıdalar da 25 yıl dayanabilir. Yalnız konservenin kendisi yani ambalajı böyle bir dayanıklılığa sahip olmadığı için alacağınız konserveler ortalama 20 ila 25 yıl dayanamayacaktır. 3 ila 6 yıl arası da dayanacaktır. Çünkü malzemesinin
kalitesi, daha doğrusu işlenme şekli o şekilde üretiliyor. Peki bunun alternatifi var mı? Var. Askeri konserveler var. Yalnız bunlar daha çok Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde bulabileceğiniz konservelerdir. Yanlışım varsa yorumlarda belirtiniz. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de askeri konserve yok. Yani şöyle düşünmeyin. Ben Mylar poşet alacağıma alırım bisküvi, alırım konserve, koyarım kenara diye düşünmeyin. Maksimum 6 yıl, ortalama 2-3 yıl içerisinde o konserve kendini imha edecektir. Doğal olarak içindeki gıda da bayatlayacaktır. Yani paranız boşa gidecektir. Konserve almayın demiyorum. Tabii ki konserve alın. Yalnız çok uzun vadeli bir gıda stoklama düşünüyorsanız en geçerli yöntem Mylar poşettir arkadaşlar. Bisküviler de ortalama 1 yıl ile 3 yıl arasında dayanır. Her ne kadar biz gıdaların içerisine çok fazla katkı maddesi katılmasından şikayet etsek de bisküvi, cips ve türevi paketli gıdalar bile ortalama olarak 3 yıl maksimum dayanabiliyor arkadaşlar. Yani bisküvi gibi, ki bisküvi de stoklanabilen bir gıda malzemesidir, gıdadır. Bisküvi gibi bir gıda malzemesi stoklayacaksanız bunu da öngörmeniz gerekir. Aynı şekilde konserveyi Mylar poşetin içerisine koyup bu işlemi yapsanız dahi tam olarak verim elde edemezsiniz. Konserve gene kendini parçalayabilir veyahut içerisindeki kimyasallar gıdaya karışmak suretiyle sizin sağlığınıza zarar verebilir. O yüzden uzun vadeli bir gıda stoklama düşünüyorsanız en geçerli yöntem Mylar poşet ve oksijen emici kullanmaktır. İşlemi düzgün bir şekilde yaparsanız 20 ila 25 yıl arasında gıdalarınız bozulmayacaktır. Bununla beraber Mylar poşetin olmadığı yerlerde pet şişe ya da cam kavanoz kullanabilirsiniz. Yalnız pet şişe kendi içerisinde bulunan kanserojen maddeler gereği uzun bir süre gıda ile temas ederse belirli bir miktar kanserojeni gıdanın içerisine verecektir. Yalnız olağanüstü bir durumda açlıktan ölmektense en azından bunu elinizin altında bulundurmak daha avantajlıdır. Yani pet şişe kullanacaksanız bunu mutlaka göz önüne alın. Mümkünse Mylar kullanın. Çünkü Mylar gıdaya bulaşmayan bir üretim materyalinden üretilmiştir. Bu yüzden gıdaya etkileşimi yoktur. Yani oldukça sağlıklıdır. Cam kavanoz da aynı şekilde kullanabilirsiniz. İkinci bölümde gördünüz. Yalnız cam kavanozların da ağzını çok iyi mühürlemeniz lazım. Bunun nasıl olduğunu zaten ilerleyen ikinci bölümde anlatmıştım. Tekrardan anlatmama gerek yok. Mylar poşetin içerisine kuru olan her gıdayı koyabilirsiniz. Bu kakao olabilir. Çünkü çikolata koymanız sıkıntılı. İçerisinde süt gibi farklı maddeler olduğundan dolayı Mylar yapsanız da bozulabilir. Kuru gıdadan kasıt olabildiğince az işlem görmüş ya da görece işlem görse bile kurutulmuş. Makarna, bakliyatlar, işte nedir bu? Fasulye, işte efendime söyleyeyim bulgur, barbunya gibi bakliyatları saklayabilirsiniz. Makarna hem ucuz hem de en kolay ulaşılabilir gıdalardan biridir. Onu koyabilirsiniz. Eğer abi hep makarnaya talim gideceğiz de hiç mi moral verecek bir şey olmayacak, bir çikolata yemeyeceğiz mi diyorsanız çikolata saklamanız riskli. Yalnız kakao saklayabilirsiniz belirli bir miktardan. Kuru yemiş saklayabilirsiniz. Fındık, fıstık, çekirdek gibi kuru yemişleri aynı şekilde saklayabilirsiniz. Yani kuru olmak kaydıyla, az işlem görmek kaydıyla kuru olan her gıdaya Mylar poşet uygulamasını yapabilirsiniz. Mylar poşetten daha az dayanıklı olarak ise konserveler ve paketli gıdaları bulundurabilirsiniz. Mylar'ın haricinde hangi gıdaları ne şekilde stoklayıp ne şekilde SKT kontrol yapabileceğiniz ayrı bir video konusudur. Eğer istek olursa bu videoyu da ilk fırsatta çekebilirim ama söz vermiyorum çünkü iş yoğunluğundan her zaman fırsatım olmuyor. Evet arkadaşlar, bu konuyu olabildiğince üzerinden geçtik. Herhalde aklınıza takılan bir şey kalmadı. Son bir nokta, bu Mylar poşetler oksijen emicilerle beraber gelir. Eğer bu işlemi yapacaksanız mutlaka set olarak almaya çalışın. Bu noktayı da söyleyeyim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumları yazın. Algoritma gereği eğer uyarı gelir de görürsem mutlaka cevap veriyorum.
aklınıza takılanları yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım bu gıdaları, her ne kadar biz olağanüstü bir durum için hazırlıyor olsak da, bir hazırlıkçı olduğumuz için, hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. 20-25 yıl sonra, ya biz de bunu zamanında yapmıştık diye çocuklarınıza, torunlarınıza anlatırsınız gülerek. Böyle dersiniz ki, demek ki bugün yemek kısmetmiş diyerek açıp yersiniz. Hiç kötü bir olay yaşamazsınız. Velev ki kötü bir şey olursa da, bir kişinin bile hayatını kurtarabiliyorsam ne mutlu bana. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.